Değerli dostlar tarım meydanı devam ediyor efendim. Yine çok değerli bir isim bizlerle birlikte. Sağ olsun. Gündemde de bir hayli konu başlığımız var. Şöyle e, yarım saat 35 dakikaya sıkıştıracağız ama Sıkıştıracağız derken e, sorularımız ve sorularınız hiç yanıtsız kalmayacak. Birer ikişer cümleyle de olsa e, Sayın Başkan cevap verecek efendim. 0535 012 0505 Whatsapp ve SMS için kullanacağımız, sattığımız sosyal medya hesaplarımız orada. ilginizi desteğinizi her zaman olduğu gibi bekliyoruz efendim. Sayın Hüseyin Tanrı verdi konuğum kendisi. Ankara bölgesi Veteriner Hekimler Odası. Başkanı Sayın Başkanım şeref verdiniz. Hoş Şimdi, geldiniz efendim. Şerefiz. Sağ olun. Evet. Estağfurullah efendim. Süratlice girelim mi Sayın Başkanım? Tabii. Vakit takiptir diyelim. Tabii. Şimdi veteriner hekimlerin yaşadığı bir e-reçete sorunundan evet. arkadaşlarım dediler ki mutlaka bu soruyu e, sormalısın. E-reçetenin sağlıklı ve hekimlerin istediği şekilde özellikle hale gelebilmesi için yapılması gerekenleri de eklemek istiyorum. Ama ilk önce öğrenmek istediğim bu sorun nedir? Kaynağı nedir? Niye çıkmıştır Sayın evet. Başkanım? Çok teşekkür ediyorum. E-reçete ee, hakikaten e, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından e, iyi niyetle hazırlanmış bir proje. Yalnız uygulamaya çıkıldığı zaman e, sıkıntıları da e, birlikte getiren e, bir proje kapsamlı, sanal bir proje. E, şöyle ben ifade etmek istiyorum. e kullanılan ilaçların... Ne miktarda olduğunu, bölgesel bazda nasıl işlev gördüğünü bir istatistik çalışma olarak ayrıca bir de kalıntı izleme olarak yapıldığı ifade ediliyor. Ama öncelikle bu konunun böyle bir olaya meydan vermediğini maalesef klinisyen arkadaşlarımızın kullandığı e, bu ERCT programında da büyük sorunlar olduğu çıkıyor. E, bu söz konusu 1 Ocak, 1 Mart özür dilerim, 1 Mart 2018 e, tarihinde bakanlık tarafından bir talimatla uygulamaya koyuldu. E, bu talimat hali hazırda bir buçuk yılı olmadan dört e, sefer yeniden değiştirme e, ihtiyacı duyuldu çeti büyük sorunlarımız hakikaten var Bunları da e, kapsamlı bir şekilde ele almak ve değerlendirerek bu sıkıntılarını giderilmesi amacıyla bir komseesüm oluşturması gerekiyor hmm. yani oradaki kişilerin ve yaşasın e, yapısıyla yaptığı hareketlerle Erçetennin devam edemeyeceği daha büyük sıkıntılar oluşacağı söz konusu. Bu bir sistem sorunu mu sayın başkan? Çok özür diliyorum. Yani konunun uzmanı olmadığım için e, çok ne oldu? Yani sorunun ne olduğunu ben anlayamadım efendim. Yani e, biraz daha açar mısınız? Hemen biraz? ifade Buyurun. edeyim. Bir sanal bir program bu. Tamam. E, veteriner hekim arkadaşlarımızın kullandığı ilaçları hı hı. o sanal ortam içerisinde e, nasıl tatbik tatbik ettiklerini gösterir. Nasıl kullandığını gösterir. Veteriner hekimi yönlendiren bir sistem. Hı, hı. Malumunuz dünyanın hiçbir yerinde evrensel şartlarda, hukuki alanda da hekimlerin hiçbir şekilde... Teşhis, tedavi veya ilaç kullanımını hiçbir şekilde siz engel olamazsınız. Ama sanal ortam buna engel e, teşkil ediyor. E, sizin yapacağınız teşhise, kullanacağınız ilaca veya bununla ilgili yarın olduğu için aşıyla da ilgili çıkıyor. Serum da dahil olmak üzere bunlarla ilgili sizi yönlendiriyor. Yani veteriner hekimlik değil de sanki bilgisayar sistemi yönlendiriyor. Mecburi mi? Oluyor. Veteriner hekimi zor, zorunlu mu tutuyor efendim e, evet, sistem? Evet şöyle ben ifade Lütfen. etmek istiyorum. Örneği siz bir hekimsiniz. Hekim olarak geldiniz. Teşhisinizi koydunuz teşhis olarak kullanacağınız ilaçlarınızın örneğin kullanım miktarlarını yazıyorsunuz. Hı hı. Bilgisayar bunu kabul etmiyor sistem. Benim dediğimi, benim dediğimi yapacaksınız. Yani Şimdi ben hekim olarak e, idame tozun yani örneğin antibiyotiklerden örnek verecek olursak ben bir mililitre yerine 2 mililitre kullanırım. Yani bombardıman denilen bir sistem var. Yani veya benim kendi kullanacağım bazı ilaçlar vardır. Bunları kabul etmiyor. Artı en büyük sıkıntılardan birisi de e, beşeri tabibette kullanılan veteriner hekimlikte olmayan örneğin bazı ilaçlar, olmazsa olmazları, bunu siz e, kliniklerinizde kullan, bulunduramıyorsunuz. Yasak var. Eğer bulundurduğunuz takdirde büyük bir para cezalarına e, sebebiyet veriyor. Siz bulunmadığınız dönemlerde de gelen hastaya da veya cerrahi müdahale esnasında gerekli olan ilacı kullanmadığınız takdirde de e, hastanız vefat ediyor, ölüyor. Yani burada da e, siz müşteriyle ya daha doğrusu hayvan sahibiyle karşı karşıya gelmek zorunda kalıyorsunuz. Ayrıca en büyük sıkıntıların birisi de yine reçete verildiği zaman reçete sistemini bizim kağıt reçete sistemimiz elimizden alındı. Yani ne tıp hekimlerinde ne diş hekimlerinde bu kural yok. Tıp, pekinlerine... Ne var arka planında Sayın Başkan? Mesela siz dediniz yani bazı ilaçlarda hani yönlendiriyor, yazamıyorsunuz dozları, <laughs> ilaçları falan. Benim aklıma şu geldi, o programı kim yazdı? Valla programı bakanlık tarafından yazıldı. Bir özel firma tarafından yazıldığı duyumlarımız var. Yani, yani ona... sorumun temelini ha, anladınız. Işte, evet anladım. Ee, tabii kim yazdığını inanın ben de sizin gibi bilmiyorum. Hı. Sadece duyumlar üzerine. Ee, evet sistem akılcı ve aktif bir şekilde kullanırsa, paydaşlarla da bunu paylaşılır. Eksiklikler bitirildikten sonra eğer uygulamaya sokulduğunda evet güzel şeyler yapılabilecek. Şunu yani. dese anlarım. Mesela o evet sayın hekim o yazdığın ilaç ya da o doz yok ama işte yerine muadil şunlar var. Arzu edersen yerine şunlardan birini yazabilirsin. dese, ha hemen hani bir iyi, iyi niyet dersiniz ama sistem kabul etmiyor deyince bambaşka bir şey oluyor. Kabul etmediği yanı sıra siz örneğin kağıt reçete uygulamak zorundasınız. Evet. Yani bulunmadığı ya. takdirde eczaneden almak zorundasınız. Kağıt reçete sisteminiz yok. Yani hayat izin vermiyor. Artı e, ilaçsız reçete denilen bir şey var. E, tavsiye reçetesi var. Yani hakikaten akıl e, durumu, Karmaşık bir yapı. Olarak. Karmaşık bir yapı. Yani bu aslında çok iyi bir şekilde ele alındığı takdirde hakikaten güzel bir program. Örneğin Sağlık Bakanlığı bunu kullanıyor kullandığınız zaman eğer sistem çalışmadığında kağıt reçeteye dönüyor. düşünebiliyor musunuz? Diyelim ki siz daha başında biliyorsunuz veteriner hekimler dağ bayır bayır gezerek günlük e, e, icraatını hizmetini, veriyor. hizmetini veriyorlar. E siz burada e, internet sisteminin olmadığını düşünün. Bu nasıl girişimde yapacağız. Eskiden 24 saatte girişim vardı bu e, sisteme. 48 saate çıkarıldı ama yetmiyor bu. Artı çok büyük bir yük getiriyor veteriner hekim arkadaşlarımıza. Yani e, veteriner hekim arkadaş teşhisini yapacak, tedavisini yapacak, cerrahi müdahaleden bulunacak. Bunu sisteme girip kaydedecek. E ayrıca yine gelen büyük bir çoğunlukla reçete yazamadıkları için büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Örneğin cerrahi müdahalelerde veya diğer e, a, e, arazilerde kullanılan yeşil ve kırmızı reçetelerde de büyük sorunlar var. Evet bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde bununla ilgili olarak 5000'in e, üzerinde bir e, beşeri ilacın girildiğinden ifade ediliyor ama yetersiz bir sayı. Bir an önce bunun da ele alınıp düzeltilmesi gerekir. Tüm düzeltmeler sadece ve sadece şunu söylemek istiyorum. Oradaki birkaç kişinin e, inisiyatifinde bırakılmamalı. Hakikaten e, bu konuyla ilgili olan aktrislerin de bir masa altında e, etrafında toplanarak e, bu sıkıntıların giderilmesi gerektiğine ben inanıyorum. Ayrıca Tarım Bakanlığı'na biz bununla ilgili 15 veya 20 maddelik e, eksiklikleri, önem arz eden eksikleri bildirmiştik ama bununla ilgili herhangi bir işlem de henüz yapılmadı tek bir şey daha söylemek evet, istiyorum efendim. müsaadenizle. O da şu zaten bu talimatlarla yönetilme olayını da biz anlamış değiliz. Malumunuz Türkiye bir hukuksal anayasal bir düzlem içerisinde faaliyetlerini gösteriyor. Bunlardan birisi nedir? Öncelikle gelen anayasası, anayasamızdır. Sonra Avrupa Birliği mevzuatı gelir. Hı hı. Sonra meclisin çıkardığı kanunlar gerekir. Sonra kanunlara e, ithafen edilen e, yönetmelik ve e, tebliğ daha sonra tamim çıkarılır. Ama bununla ilgili çıkarılan tamimler 6343 sayılı kanun ve 5996 sayılı kanunla e, hakikaten bağdaşmayan maddeler var. Yani örneğin kağıt e, reçete gibi. Siz bunu veteriner hekimin elinden alma ait bir sistem kurarsanız tabii ki bunlar daha fazla çoğalarak sıkıntılı bir süreç arz edecek. Umarım bunun önlemini de alır. İnşallah. Bir izleyicimiz soruyor efendim WhatsApp'tan. Mart 2018 mi demiştiniz? Evet Peki diyor ondan önce hiç odalarımızla konuşmadılar mı? Biz çok sıkıntı yaşıyoruz. Odalarımızla konuştularsa bu sakıncaları anlatmadılar mı? Konuşmadılarsa zaten yapacak bir şey yok yani yazmış izleyicimize. Ben teşekkür ediyorum izleyiciye. Şöyle bir olay var. Bununla ilgili biz 6 aydır zaten yönetimdeyiz. Kasım ayında, Ekim sonunda Hı. biz geldik. Olduğunu, Hayır onu da araştırdık. Onu da onu da araştırdık. Evet toplantılar yapılmış. Yani düzenlemelerle ilgili veya şeylerle ama anladığımız kadarıyla raporlarda verilen veya toplantı esnasındaki görüşler hiç Dikkat, e, dikkate alınmamış. Anladım abi. efendim. E, yapılması gereken Nedir? Sistemi durdurmak mıdır? Şimdi şu sistemi anda? biz şu anda zaten Danıştay'a dava açtık. Biraz önce de ifade ettim. Danıştay'daki davamız hukuk dava süreç, süreç devam ediyor. Önemli olan burada tabii ki güzel bir sistem yaratılacaksa biz de elimizden gelen imkanlar dahilinde, bilgimiz dahilinde yardım etmek isteriz. Burada en önemli şey... Kalıntı evet kalıntı çok önemli yani dünyanın her tarafında e, biliyorsunuz e, gıda tüketiminde kullanılan etlerde ve sütlerde evet kalıntı e, izleme programı söz konusu olabiliyor ama şu andaki Tarım Bakanlığı'nın yapmış olduğu kulak küpesi uygulamasında da büyük sıkıntılar var. Yani kesime gittiğiniz zaman bir hayvanı kesime götürdüğünüz zaman orada bir laboratuvar sistemimiz yok yani kalıntının olup olmadığını izleyemiyorsunuz anında izleme e, refleksi gösteremiyorsunuz o da şu şundan kaynaklanıyor. Eğer siz mikroçip uygulamasını bu hayvanlar üzerinde de yaptığınız takdirde yani büyük baş veya küçük başta gıda tüketiminde kullandığınızda bununla ilgili kullanılan ilaçları, kullanılan kalıntı e, veren ilaçları daha doğrusu hemen siz sisteminizde de bunu görebilirsiniz. Yani 3-5 veya onu geçmeyecek olan bir kalıntı izleme programı ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından e, yapılır, aktif aktivite aktif hale getirdiği takdirde e, bu sorun da çözülmüş olabilir. Peki. E, Sayın Başkan e, bu konuyla ilgilen yani mesajlarınız herhalde tamamlandı. Bu kadar. Evet efendim. Şimdi aşılama ederim. haftasındayız e, değerli izleyicilerimiz. E, bilenler biliyor e, ve binlerce veteriner hekimi de çok yakından ilgilendiren bir boyutu da var tabii e, koyunun ve su konunun. Şimdi e, sahada karşılaşılan sorunlar bir boyut sistemin kendisi Başka evet. bir e, evet. konu doğru şekilde yürüyüp yürümediği ayrıca bir şey aşılamanın hepimizin sağlığı açısından ne kadar önemli olduğu bambaşka bir boyut. Şimdi evet. bu üç hatta 4 saç ayağını şöyle e, hitabınıza, hitabetinize güvenerek sorayım evet. efendim. Evet. E, şöyle derli toplu bir şekilde e, bu önemli e, hafta için mesajlarınız nelerdir? Evet. efendim? Evet. buyurun. Teşekkür ediyorum. Hakikaten aşılama e, öncelikle insan sağlığı için çok önemli. Aynen. Çünkü nedeni de şu kullanılan materyaller. Yani bunlar e, gıda olarak et, süt e, gibi ürünlerde e, hastalıklardan ayrı hayvanların e, kullanılması, etlerini kullanılması e, sonucunu e, getirir. E, bu da tabii ki e, malumunuz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvan hastalıkları mücadele talimatıyla her yıl çıkarılan ve bu talimata uygun olarak e, hakikaten e, çok büyük bir güçlükle yapılan bir sistem. Veteriner hekim arkadaşlarımız ve sağlık tekniker veya teknisyeni, veteriner sağlık tekniker teknisyen arkadaşlarımız da bu mücadele korkunç derecede yardımcı oluyorlar aşılamayla. Daha bayır gezerek hakikaten çok büyük bir zorluk şartlarda bu aşılamayı yapmaya çalışıyorlar. Öncelikle bu sistemde veteriner hekim arkadaşlarımızın sayısının ve veteriner sağlık dedikleri sayısının artırılması evet. gerekiyor. Çok yetersiz. Çünkü aşılamayı uygulayan kulak küpesi takımını yapan, bunları forumlara döken ve tekrar iş yerine geldiği zaman çalıştığı birime bunları kayıt altına alan yine veteriner hekim arkadaşlarımız bunun altına kalkamıyorlar. Hmm. Yani dediğiniz gibi şu anda dünyada 200'ün üzerinde salgın hastalık var hayvanlardan yani zoonoz hastalıklar var. Evet, hayvanlardan insanlara geçebilen. Aynen efendim. Evet. Bunun da yüzde %95 yüzde %75 oranında yine %75 oranında yine bir sıkıntı evet. söz konusu. Bu da direkt gıdalar ondan e, temasıyla evet. geçebiliyor. Bu 95'e kadar da bazı literatürlerde böyle bir orandan e, bahsediliyor. E tabii ki yani bu neyi gösterir? Biraz önce de ifade ettiğim e, gibi halk sağlığı ve insan sağlığı açısından o kadar gıda tüketimi evet. çok Veteriner önemli. Hekim evet. ve Veteriner baktığında. hekimlerde bunun hakikaten canı gönülden koruyan halk sağlığını, çevre sağlığını ee, i̇nsan sağlığını korumakla amacıyla da hayvan sağlığına da çok önem veriyor. Çünkü başlangıcı oradan kaynaklanıyor. Ee, bunlar yapıldığı zaman e, örneğin sadece bir aşılama söz konusu olamıyor e, veteriner hekimlerin. Bir de gıda gıda sistemlerimiz var. Gıda da aynı kontrollerden geçiriyor veteriner hekim arkadaşlarımız. Yani çok büyük, çok kapsamlı, hakikaten kutsal bir meslek. Bizim Ve bu efendim. sistemle de e, işlemi yapmaya çalışıyorlar. Peki. Ee, bu arada efendim... 27 Nisan... Dünya Veteriner Hekimler Günü... Evet. Kutlu olsun buradan efendim. Şahsınızda tüm camianızı kutluyoruz. E, bu arada... Dünya Veteriner Hekimleri Birliği de bu yılın ana temasını aşılamanın önemi olarak belirlemiş. Evet. Ee, konunun hani önemine belki bir kez daha e, vurgu yapmak için bu bilgi notunu da e, ileteyim efendim. Buyurun. Zaten şöyle bir şey, bir şey var yani aşılamayı da şunu da ifade etmek isterim. Aşılama hakikaten ucuz bir yol. Yani besicilerimizin yetiştiricilerimizin bundan kaçınmaması gerekiyor. İleriki dönemde daha ağır bir vakalar söz konusu olduğunda bununla ilgili harcamalar ekonomik kayıpların da olabileceğini düşünüyorum. Bir de ayrıca burada yine yine aşılamayla insan sağlığı ilgili e, zoonoz birliğinin muhakkak suretle e, aktif hale getirilmesi lazım. Zoonoz birliği. Evet. evet. E, daha önceden bununla ilgili daire başkanlıkları, şube müdürlükleri vardı ama bunlar da şu anda atıl durumdalar. Muhakkak suretle beşeri, ve beşeri hekimlerle birlikte tek tıp konsepti adı, çatısı altında il ve ilçelerde Bununla ilgili merkezler bulundurulmalı. Hakikaten zonuz hastalıklarla ve halk sağlığı açısından da tıp hekimleriyle birlikte mücadele edilebilecek bir işlevsel bir kadronun veya bir grubun veya bir mekanizmanın kurulması gerektiğini de ben ifade etmek istiyorum. Peki efendim. Bir izleyicimiz diyor ki özel veteriner hekim ücretlerini kim belirliyor? Bunun bir tabanı tabanı var mı yoksa serbest mi diye soruyor. Buyurun efendim. Teşekkür ederim izleyiciye. Bunun bölgesel bazda çünkü Türkiye'de bir birliğimiz var. Bunun içerisinde de 56 odamız var bölgesel veya il bazında. Bölgesel bazda da olsa şehir bazında da olsa il bazında da olsa bu fiyatlar odalar tarafından belirleniyor o şehrin durumuna göre bir sistem içerisinde yine klinisyen arkadaşlarımızın görüşü alınarak bu konsorsiyum içerisinde... Tek fiyat alınıyor. mı belirleniyor yoksa taban taban mı? Edilir? Yok. Taban fiyatı belirleniyor. Hı. Yani bunun altında zaten 6.343 sayılı kanunumuzda bu var. Bunun altına ilmileri kesinlikle yasal olarak uygun değil. Ceza uygulaması hükmediyor. Ama bununla ilgili olarak üst tabanı da kendileri bulunduğu mevkiye göre kullanabiliyorlar. Peki. Bir başka çiftçimiz efendim yazmış WhatsApp Sağ olun efendim ilginize. ilk bölüme de ilgi yoldu size de öyle. Ben çok mutlu oluyorum. Demek ki e, attığımız e, taş ürküttüğümüz kurulağa değiyor. Şimdi efendim diyor ki izleyicimiz e, devlette daha fazla veteriner hekim çalışmalı çünkü ne zaman arasak ulaşamıyoruz. Mutlaka başka bir işte oluyor. Özele de gücümüz yok. Neden devlette daha fazla veteriner hekim çalıştırılmaz? Buyurun. E, malumunuz bu tabii ki devletin yapabileceği bir şey. Biz de biraz üzerinde önce önce eee e, tabii ki bunlar söyleniyor. Misiniz? Tabii ki söyleniyor ama tabii ki bir söylemden öteye geçemiyoruz. Çünkü o. yetkimiz elimizde olmadığı için yani herhangi bir şey işlem yapamıyoruz ama biraz önce de ifade ettim. Muhakkak surette veteriner hekim sayılarının artırılması gerekiyor. Yani bu sadece tarım teşkilatında değil. Belediyelerde de aynı söz konusu. Yani koskoca iyi bir ve iki veteriner hekimle götürmeye e işte çalışıyor. Abi, evet, işte i̇şte aynı şekilde e, bunun da tabii ki bunun yardımcı personel de yine veteriner sağlık tekerleri veya teknisyenlerini de unutmamak gerekiyor. Hmm. Çünkü veteriner hekim tek başına hakikaten mücadele edemiyor. Yani e, gücünden daha fazla efor sarf ediyordu, canı gönülden hareket ediyor, mücadele ediyor ama tabii ki her insanın da bir kapasitesi o var. O zaman istihdam talebimiz var diyebiliriz, tabii, tabii. yazabiliriz Mümkün yönetmenimize yok. de. Mümkün Söyleyelim sağ olsun. Efendim şimdi bir başka konuda hayvan hastalıkları meselesi. Türkiye özellikle son yıllarda eskiye oranla hastalıkların eradike edilmesi noktasında önemli yol aldı hastalıklardan ari bölgelerin işletmelerin evet. sayısı arttı. Bu evet. konuda bilinç yükseldi. Ama hala istediğimiz noktada mıyız sorusunun cevabına ben hayır cevabı vereceğinizi evet. düşünüyorum efendim. Eğer öyleyse biraz altını doldurur musunuz? Evet efendim doğru söylüyorsunuz. Yani bu da zaten üreticilerin ya veya bu işi yapanların hakikaten bazen çoğu zaman bilinçsizce davranışlarından kaynaklanıyor. Bu ari belgesini alan veya hakikaten bununla ilgili işlemleri yapanlar e, belli bir şekilde e, iyi bir sonucu elde etmenin e, yararlarını da görüyorlar. E, maalesef e, şuna emin olun ki aşılama döneminde bile aşı vurdurmayan bir e, üreticilerimiz var. Bunun bilin mi yoksa hani bilinçsizlik bir de şu var. Yani şunu düşünüyor. Ben aşıyı vurduğum zaman işte 3-4 gün veya 5 gün veya bir hafta yem yemiyor. E tabii aşı vurduğunuz zaman insanlarda da bir sıkıntı var. Yani orada kaybedeceği 1-2 kilo alı ki e, birkaç hafta içerisinde bunu toparlayabilir. Bir de ayrıca parasal konuda ama şunu söylemek istiyorum. Devletin desteklediği programlı aşılardan herhangi bir ücret alınmıyor Yani bundan yararlanabilirler bu konuyla ilgili olarak daha bilinçli hareket etmeleri ve bu konuyla da ilgili olarak il ve ilçe müdürlüklerimizde görev alan Veteriner hekimler de gidip onlardan her türlü bilgi, bilgi alabilirler. Yani hiçbir çekinilecek bir şey yok. Yani gitsinler oradaki arkadaşlar. Canla başla da bilgi verirler. Bundan da eminim. Peki. Şimdi efendim tabii siz bir meslek örgütüsünüz dolayısıyla üyelerinizin temsil ettiğiniz zümrenin haklarını sonuna kadar savunmak zorundasınız evet. ama bir yandan da kurumunuzu ve açıklamalarınızı incelediğimizde sadece veteriner hekimlik mesleğinin kapsamındaki konularda değil, söz konusu gıdaysa etse bu işin piyasasını da iç ve dış ticaretini de değerlendirdiğinizi evet. görüyoruz. Bu nedenle müsaade ederseniz e, özellikle hem iş tüketimdeki et fiyatları son günlerin demeyeceğim artık son yılların evet. e, gündem konusu e, ve tabii ki ithalat meselesi o da e, canımızı yakmaya şu aralar gündemden düştü çünkü başka gündem maddeleri oluştu ama hala da e, devam ediyor. Ne yazık ki bir de şimdi Ramazan ayı yaklaşıyor. İyi veya kötü e, herkes biraz daha fazla sofrasına gıda koymak için bir çaba gösteriyor bunun içerisinde e, hayvansal ürünler de var e, ne dersiniz efendim bu et fiyatları meselesi? sorunun ne olduğu belli sayın başkan şöyle rica edeceğim e, sorunu tespit etmekten ziyade e, belki 1-2-3 başlıkta çözüm önerisi evet. e, hem fiyatların düşmesi hem de ithalatın azalması için buyurun efendim evet. sizin gözün, veteriner hekim gözünden evet. şimdi bu konuyu ithalata çözemezsiniz Malumunuz tabii ki Türkiye'nin ihtiyacı olan sadece et süt değil. Yani diğer konularda da bu iletişim sektöründe de olabilir, ne bileyim inşaat sektöründe de olabilir veya daha farklı bir alanda da olabilir. İhtiyaç asıl olduğu zaman tabii ki ithalatı gereklidir. Ama e, bunun en önemli aktörlerinden birisi üreticilere muhakkak şöyle de destek vermemiz. Ve üreticiler e, şu anda hepsi bu iş alanından uzaklaşıyorlar. Bakın köyde bile köyde bile nüfus sayısı gitgide azalıyor. Ve şehirlere bu e, gelmeye başlıyorlar. Nedeni de şu, girdi e, olarak veya üretim esnasındaki e, e, karıyla, e, harcadığıyla kar oranın e, çok çok altında kâr ve altında. zararına e, çalışmak zorunda kalıyorlar. Ve ister istemez bu alanı boşaltıyorlar. Ve bu alan boşaldığı zaman da tabii ki ne oluyor? Hayvan sayımızda azalma oluyor. Et üretimde süt üretiminde azalma oluyor. Öncelikle bunu desteklenmeleri lazım. Yani kesinlikle desteklenmesi lazım. Dünya gelişmiş ülkelerde bu desteklenmeleri verdiler. Zamanında da verdiler ve halen veriyorlar. Yani örneğin bir kaba yem de bile dörtte bir oranında devletin çok büyük bir desteği var Avrupa ülkelerinde. Biz bunları muhakkak suretle yerine getirmemiz ve vermemiz gerekiyor. Tabii ki planlı programlı olması şartıyla. Yani e, vatandaşa e, tamam ithal hayvanlar getiriliyor ama bölgesel bazı da dikkate almamız lazım. Yani şunu demek istiyorum, e, Türkiye hakikaten çok geniş bir coğrafik yapıya ve zengin bir yapıya sahip. Hangi ırkın nerede nasıl besleneceğini veya nasıl e, yararlanabileceğimizi bu programın yapmaları lazım. E, bu konu eğer gündeme getirdiği zaman e, biz oda olarak her türlü desteğe de hazırız. Artı bu konuda hakikaten yetişmiş uzman e, meslektaşlarımız da e, var. Yani çözülmeyecek sorunlar değil bunlar. Yani önemli olan bir e, masaya gelip oturmak karşılıklı bir anlayışla bunları eee etmek ve çözüm yollarını sunmakla geçiyor. İlk bölümde Sayın TEMO Genel Müdürü Ahmet Gülzade Bey'le de konuşmuştuk üretim planlamasının önemini, evet. bitkisel üretim temelinde, hayvancılıkta da aynı şey geçerli ve destekleme diyorsunuz. Destekleme bir e, şu vardır. Yani yine e, ilk sorunuza geleceğim. Yani aynı Buyurun. şey buzağı bu, ölümlerinin önüne geçilmesi lazım. Yani özellikle buzağlı aşılama, aşılamalardan çekinmemeler lazım. Geçtiğimiz üreticiler. yıl mıydı o buzağlı ölmesinin kampanyası? Bir önceki yıl mıydı? Böyle bir bakanlık bir kampanya evet, yapmıştı. Yaptı evet. Yani yine hali hazırda var. Yani devlet hakikaten bu konuyla ilgili e, her türlü desteği sağlıyor ama bu destekler Gerçek üreticiye gitmiyor. Yani bunun planlanması yapılması lazım. Aracı olan kişilerden bunun uzak tutulması. Bakın gerekiyor. çok somut tespitler efendim, destekler az veriliyor. Tamam teşekkür ediyoruz. Hatta son 10 yılda çok ciddi evet. arttı eskiye göre. Ama evet. diyor ki Sayın Başkan yerine gitmiyor, <laughs> etkin kullanılamıyor. Ee, bu sorunun düzenmesi lazım çok teşekkür ediyorum şimdi efendim tabii burası bir tarım kanalı dolayısıyla üretici bazlı konuşuyoruz ama şu mesele de çok önemli büyük şehirlerde yaşayanlarımız var sokak hayvanları her zaman gündemde işte geçtiğimiz günlerde yaşadığımız Ankara'da yaşanan olayları da biliyoruz sokak hayvanlarıyla ilgili yerel yönetim seçimleri de yeni yapıldı. Tam evet. da zamanı. Neler söylemek? Önce sorun tespiti burada rica edeceğim efendim. Ardından da yine evet. çözüm önerisi. Şimdi öncelikle belediye başkanlarımızda yeni görevlerinde başarılar olsun. diliyoruz. Gerçekten. Ayrıca yine ben kendi meslektaşım olarak seçilen il, ilçe veya başkanları ve başkan yardımcılarına da başarılar diliyorum. öncelikler Öncelikle bunların bayrağı alıp kendilerinin bu konuyu halletmelerini evet. istiyorum. Evet, evet. Çünkü onda örnek olması şartıyla. Şimdi şöyle bir şey var. Yani biliyorsunuz 5199 sayılı bir kanun çerçevesinde sokak hayvanları ile ilgili işlemler yapılıyor. E, halihazırda halen çıkmadı. Yani bunun acilen çıkması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben teşekkür ediyorum kanalınız vasıtasıyla. Hakikaten e, belli belirli bir şeyleri kendisi de ifade ettiler. E, bunlar e, daha önceden de dile getirmiştik biz bunları. Yani mikroçip uygulaması çok çok önemli yani hayvanlara zarar verenlerin kabahatler kanunundan ceza kanununa getirilmesi duyumlarımız üzerine söylüyorum bunu 2 ile 6 yıl arasında hayır 60 yıl da versinler yani bu insanlar ancak para cezasıyla kurtulamıyor. Biraz önce bahsettiniz Batı kentte olan olaylarda 3 e, üç e, şahıs olduğunu ve bunların da 630 lira para cezasıyla çarptırılara çıkarıldığı görüldü. Yani buna çok e, hakikaten vicdan e, muhasebesi yapmak gerekiyor. Ama burada çok önemli bir kritik nokta var. Bu ceza uygulamalarında e, bazı gruplar tarafından veteriner hekimlerin de bu kapsam içerisine alınması istiyor. Eğer böyle bir olay olursa e, ee, sokak hayvanların veya hayvan sağlığı ile ilgili en büyük aktivist olan veteriner hekimlerin elini kolunu alamış olursunuz. Yani burada çok önemli nokta Hı. veteriner hekimlerin uygulamada yani yakalama esnasında yaptığı işlemler, teşhisler, tedaviler ve cerrahi operasyonlar bu kapsam dışında kalması gerekiyor. Eğer siz bu kapsam içerisine alırsanız Hiçbir veteriner hekim bu işte uygulamaya yanaşmazlar. Çünkü neden? Ceza kanununda hemen Cumhuriyet Savcılığı'nda suç bulunuyor. Bir şahıs tarafından da olsa e, ve o veteriner hekim tabii ki Cumhuriyet Savcısı kendi görevini yapıyor. Yapacak evet, bir şey yok. Kanuna çerçevesi. Böyle bir şey de kim cesaret edebilir e, o hayvanı mücadele işte, bulup? E, efendim işte bu bu çok önemli. Yani bu bazı gruplar tarafından yani bu durmadan dile getiriliyor. Tüm de ediliyor. E, Sansasyon yaratılmaya yani. çalışıyor ama e, gelecekte olan e, korkulu rüyayı görmemek adına bunu yapmamamız lazım. Örneğin belediyede çalışan veteriner hekim arkadaşlarımızın bu konuda çok müzdaripler. Hepsinin savunması şu anda var ve hiç kimse de yanaşmak veya bu işi yapmaya istemiyorlar. Yani bu tehlikeyi de ben ifade etmek istiyorum. Bu konuyla da ilgili e, inanın e, odalara yetki verilmesi taraftarıyım. Yani odalar bunun içerisinde kapsam dışarısında kalınırsa çok sıkıntılı süreçler yaşanacak. Şu ana kadar yaşanmadı mı yaşandı. yaşandı. Onun için de biz veteriner hekim odaları olarak biz bu konuda da e, bu görevi sorumluluğunu istiyoruz. Sorumluluğun yanı sıra da bize bütçe ayrılmaları lazım. Çünkü veteriner hekim, belediye veteriner yetersiz kaldığı sürece biz klinisyenleri de aktif hale getirelim. He, Özel he. klinikleri. Bizim derdimiz bu. Ama bunun için bütçe lazım. E, bütçe canım. lazım yani bunu tek başımıza yapamayız yetersiz zaten. Yetersiz mi efendim? Hiçbirimiz yok hiç. Hayır hayır. Ee, belediyelerde çalışan... Belediyeler şöyle ki Veterine veteriner hekimler. hekimler yetersiz. Kesinlikle sayısı yetersiz. Ben sayı açıldı. Sayı sayı yani tabii ki, tabii. Ki, hayır hayır. Kesinlikle i̇şte. hepsi kendi konusunda uzman. İnanın gözü kapalı bile cerrahi müdahalelerde bulunma değil. Belediyeye bakıyoruz. Al diyorlar çünkü binlerce ameliyat yapıyorlar bu hekim arkadaş. Ben sizin huzurunuzda da ben hepsine de Çalışmalarından dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, bu konuda sayıları yetersiz. Artı belediye başkanlarımızdan da tek istediğimiz e, lütfen kendi bölgelerinde bulunan veya illerinde bulunan yerlerde tabii ki bu ilçe bazına sayı olduğuna indirgenmek biraz zor olur ama Hı. veteriner işleri müdürlüğünün muhakka taksi edilmesi lazım ve burada veteriner hekim İstanbul muhakkak olması lazım. Hani? E, Valla e, olmayan İlk, şehirler olduğunu oldu, duyuyoruz. Duyuyoruz. Tabii Tabi ki var. E, de şimdi de var. bununla ilgili olarak da eğer Biliyorsunuz barınaklar sorunumuz var. Kalıcı ve geçici barınaklar olmak üzere evet ikiye ayıralım onları. Yani muhakkak surette bu böyle olması gerekiyor. Belediyeler bununla ilgili işlem yaptığı takdirde biz onların projelerine kadar her türlü desteği hazırız. Bir nokta daha koymak lütfen, istiyorum. Lütfen. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan geçen 2018 Kasım ayında güzel bir proje sundular bize. İzledik de hakikaten yani eğer işlem yapılırsa çok güzel bir e, olay olur. E, bu konuda da eğer yine yeni seçilen başkanımız bu konuya da el atıp devam ettirirse çok memnun oluruz. Ve bu konuda da biz onun desteğini e, vereceğimizden emin olabilirsiniz. Peki. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum çok efendim. Teşekkür Son olarak vurgulamak istediğiniz bir nokta varsa sadece birkaç cümleyle alayım. E, ardından <laughs> yavaş yavaş izleyicimizin huzurundan ayrılalım. Çok efendim. teşekkür Değil ediyorum için. bu şeyi verdiğiniz bu. Ne demek? Ee, Her zaman çok teşekkür Her ederim. Her zaman da zaten desteğinizi e, biliyoruz. Bu konuda e, veteriner hekim arkadaşlarımıza e, özellikle hayvan severlerden bir ricam olacak. Buyurun. Veteriner hekim arkadaşlarımıza gerçekten öcü gibi bakmasınlar. Yani şimdi e, bazen oluyor nedir? Klinisyen arkadaşlarımıza gittiği zaman e, efendim bakmıyor, parayla bakıyor gibilerinden. Şimdi 5 tane veya 10 tane evet yılda bakabilirler ama Onların da geçimini yaptığı bir aileler var. Artı e, her ay ödeyecekleri büyük paralar var. Yani bu kiradır, e, ne bileyim stopajdır, sigortadır. E, bunu da düşünerek e, biraz daha e, e, ne diyelim yani vicdanen hareket etmelerinde ben rica ediyorum. <laughs> Sayın Başkan çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. efendim. Sağ olun, sağ olun. kıymetli vaktinizi ayırdınız <laughs> bu akşam vaktinde. Hem üreticilerimizi hem kentlerde yaşayan sokak hayvanlarına ilgi duyan bu konudaki haberleri e, merak edip arka planında ne olduğunu bilmek isteyen ve her iki alanda da yaşanan sorunların veteriner hekimler e, odası ve bir veteriner hekim gözüyle e, değerlendirilmesini sağladı. Çok değerli başkanımız Hüseyin Tanrı verdi. Bir kez daha kendisi size teşekkür ediyoruz ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz efendim. Neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.